2019 yılı dolu dolu geçti. Ekonomik anlamda biraz buhranlı geçti ama genellikle sosyal yaşam açısından, Türkiye'nin millileşmesi açısından, ürünlerinin millileşmesi açısından bence iyi geçti. Şöyle, zaten son güne doğru bir yerli otomobil gerçekten ufkumuzu açtı. O 1950'li yıllardaki devrim nasıl bir takım şer odaklarının provokasyonuna, operasyonuna maruz kalıp olduysa, güçlü bir hükümet, tek parçalı bir hükümet bunu gerçekleştirdi. Ben inanıyorum ki bu yerli otomobil bütün Orta Doğu'ya, bütün Avrupa'ya ihracat yapacak güçlükte bence. Ben 2019'da ekonomik olarak, sadece sıkıntı ekonomik olarak, özellikle basın konusunda gerçekten çok büyük sıkıntılar yaşandı 2019'da ve yaşanmaya da devam ediyor. Ekonomi bir tarafa bırakırsanız Türkiye'de gerçekten çok güzel şeyler oluyor. Kahramanmaraş açısından değerlendirecek olursanız neler söylersiniz? Ayrıca 2019 yılı sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Beklentileriniz nelerdi? Şimdi dedik az önce, güçlü bir hükümet var. Siyasette hizmet makamla yapılıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mahir Ünal gerçekten bu konuda Kahramanmaraş'a açık ve net, Kahramanmaraş'a bir şeyler yapmaya uğraşıyor ve elinin geldiği kadar da yapıyor. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, vatandaşlar yanlış anlayacak. Milletvekilleri falan, Ankara'daki birçok genel müdürü milletvekillerinin telefonuna çıkmıyor. Yani Sayın Mahir Ünal bu konuda çok şanslı. Bir genel başkan yardımcısı olarak, eski bakan olarak, eski grup başkan vekili olarak Kahramanmaraş'a gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor. Hizmet yapıldı mı? Evet, yapılıyor. Yani bir vatandaş olarak, bir gazete olarak görmesen bile bir vatandaş olarak etrafa baktığınız zaman bir şeyler var. Ama 2019'daki ekonomik çöküş bütçenin daralmasına neden oldu. Bununla ilgili bazı hizmetler yarım kaldı. İnşallah ekonomi ne zaman rahata kavuşursa bunlar peyderpey devam edeceğine inanıyorum ben. Peki vatandaşların bir gazeteci olarak size ilettiği beklentiler, talepler nelerdir? Şimdi vatandaş olarak gerçekten onları da, ben 24 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. Özellikle son 10 yılda vatandaşların talepleri de arttı, sesleri de daha gür çıkıyor. Ta ki bu hükümetin seçmene verdiği bir özgüven. Şimdi açık ve net konuşmak gerekirse bir hastanenin yapılması çok önemli. Çünkü gerçekten vatandaşlar her konuda yararlanabiliyor. Aşağıda bir bölge hastanesi var. Şehir hastanesi değil aslında, bölge hastanesi. Ve 2019'da genellikle karayolları ile ilgili dem vuruluyor vatandaşlar. Ama çıkıyorsun Çağlayan Ciğeri'nin kırsal mahallesinde bir oturan vatandaş Trabzon Caddesi'ne oradan söz söyleyebiliyor. Bunun için çok iyi bir mühendis, çok iyi bir belediye başkanı, çok iyi bir siyasetçi bizim vatandaşımız gerçekten. 2019'da genellikle gelen Aksu Çayı'nın bir an önce temizlenmesi, Karamanmaraş-Kayseri Karayolu'nun yapılması. Yani beklenti oldu mu? Bunlar da inşallah ekonomik buhran geçtiğinde daha düzgün çıkacaktır diye ümit ediyorum ben. www.marashbugün.com haberin internet merkezi.